El-Aziz'in askere ihtiyacı olduğunu da ben söyledim. Niye ben değildi o baba? İşte bu yüzden evlat. Ben bilirim. Ben yaparım. Ben söyledim. İçindeki kibir putunu ne zaman büyüttün sen? Ben mi kibirliyim? Bütün oba açlıktan kırılıyor. Kıtlık her yerde. Bir akına bile çıkamadık. Neden? Çünkü beyimizin çıbanlı başı dertte. Haddini bil. Bırak Allah aşkına baba. Bütün oba halkı senin yaşlılığından şikayetçi. Hepinizi iki cihanda aziz eylesin. Amin. Bana bu yaşta mübarek bir fetih yaşattınız. Allah seni başımızdan eksik etmesin beyim. Amin. Bazen... Bazen ne? Yok bir şey. Hayme, aklından ne geçiyor? Ne bileyim beyim. Türlü türlü vesveseler işte. Merak etme. İkisi de sağ salim gidip gelecek. İnşallah. İnşallah. Ben Kayıboyu Bey Süleyman Şah'ım. Sizinle konuşmaya geldim. Madem buraya kadar zahmet ettiniz, sizi dinliyorum Türkmenler. Nahak yere zindana attığınız oğlumu serbest bırakın. Ve veba iftirasıyla yurt vermediğiniz kayıların İtibarını iade edin. Bu söylediklerin yapılmazsa ne olacak? Sizin daha önce bize söz verdiğiniz topraklara biz yine obamızı kurarız. Fakat oğlum Ertuğrul serbest bırakılmazsa orada bir oba kurulurken burada bir şehir yıkılır. Halep'e yazık olur. Peki Süleyman Şah, ben ordularımı toplayıp üzerine yürürsem ne yapacaksın? Kime güvenip bu şekilde konuşuyorsun? He? Siz bizi Haçlı Kontlu'nun dibine koyarken kime güvenip evelallah dediysek yine ona güveniyoruz. Unutmayın Emir Hazretleri, biz kayılar Allah'a inanır, ona güvenir ve ona sığınırız. Senin ordun ondan büyükse çık gel. Biz obamızda bekliyor olacağız.